Çuk çuk gözler yanar. Hre. 1913 senesinde İstanbul'da doğan ve Fevziye Mektebi'nde tahsil hayatına başlayan Keriman Halis, Türkiye güzeli seçilmişti. Babası Tevfik Halis'e, Keriman'ı güzellik yarışmasına sokacağız dediklerinde, bu kara kızı mı diye alay etmişti. Aynı yıl Belçika'nın Spa şehrinde yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda 28 ülkenin temsilcileri arasından Keriman Dünya Güzeli ilan edilmişti. O günlerin canlı şahidi emekli öğretmen Halit Turhan Bey, hatıralarında Keriman Halis Ece'nin Dünya Güzeli seçilmesinin perde arkasını şu şekilde anlatıyor. 1932 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını Keriman Halis kazanmıştı. Aynı yıl Belçika'nın Spa şehrinde Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmişti. Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. Yarışma gününde jürinin önünde kızlar birer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Başkan kürsüye geçerek şöyle konuştu. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın, Hristiyanların zaferini kutluyoruz. 600 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Müslüman kadınlarının temsilcisi Türk güzeli Keriman, Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Sütyen ile önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle. Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. Et en représentant la République Argentine, je viens présenter tous les compliments, tous les hommages à la reine de la beauté, proclamée comme le concours universel de 1932.